İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü son dönemde artan kadına şiddet ve cinayetlerin önlenmesi için Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ni hayata geçirdi. KADES uygulaması için televizyon kanalları da tanıtıcı haberler yaptı. Kanal V'de bu önemli uygulamanın tüm detaylarını ekrana taşıdı. 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında bir tanıtım filmi hazırlandı. Ve o film Kanal V'nin haber görüntüleriyle başladı. Filmde KADES uygulamasının ne işe yaradığı ve nasıl kullanıldığı gibi bilgiler yer aldı. Tanıtım filmini hem Emniyet Genel Müdürlüğü hem de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Dakikalar içinde o film binlerce beğeni aldı. Tek tıkla ihbar yapılıyor, konum üzerinden şiddetin uygulandığı adrese gidiliyor. Kadına şiddet ve cinayetlerin artması üzerine İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. Şiddete maruz kalanlar için Kadın Acil Destek İhbar Sistemi kuruldu. KADES uygulamasını şu ana kadar 24.584 kişi indirdi. Uygulama üzerinden binlerce ihbar yapıldı. Kadına şiddet ve cinayetler konusunda farkındalık yaratmak için televizyon kanalları KADES uygulaması hakkında haberler yaptı. Antalya'nın tek televizyonu Kanal V'de uygulama hakkında bir haber yayınladı. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliği ile 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında bir tanıtım filmi hazırlandı. Bu film Kanal V ekranlarında yayınlanan KADES haberiyle başladı. Telefonunuza indirmeniz ve tehlike anında KADES butonuna basmanız. Filmde KADES uygulamasının ne işe yaradığı ve nasıl kullanıldığı gibi bilgilere yer veriliyor. 2 dakikalık tanıtım filmini hem Emniyet Genel Müdürlüğü hem de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Film binlerce kişi tarafından beğenildi, yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.